hoş geldiniz. Hala story atıyordum da. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Bir ödülle çıktım. Bu kimin ödülü? Bu geçtiğimiz sene verdiğimiz ödüllerden bir tanesiydi. Bunun bir kopyası şu anda aranızdan birisinde. Ama bu ödülü gerçekten hak eden kişi bizden ödülünü istedi. Instagram'dan bana ulaştı. Dedi ki ben o ödülü istiyorum kardeş. Madem hak ettim dedi. Bana o ödülü gönder dedi. Ben de dedim ki tabii ki adresini alayım. Adresini verdi. Araya deprem girdi. Ödülün hazırlanması uzun sürdü. Tekrardan yaptırdık çünkü falan derken. Bir türlü olmadı. Gönderemedim falan. Ha şimdi göndeririz, şimdi göndeririz. Sonra yılın ortası oldu. Dedim ki ben ödül töreninde veririm kendisine. Acaba o kişi kim olabilir? İzleyelim. Öyle mi sevmiş ki? Severken titremiş. Seninle evlenme lan. Yazık adama. Ne kadar çok aşkını daha fazla göster, aman reyting kaçmasın dedilerse ne yapsın? Sevgisini titreye titreye Richter ölçeğiyle gösteriyor. Helal olmasın mı? Olsun be! Akın Akın Özü, yılın en kötü oyunculuğu erkek Altın Menemen Ödülleri 2022'de bu ödülü aldı ve istiyorum dedi. Bu akşam buraya davet ettik ama şu anda bir dizi çekiminde olduğu için şehir dışında olduğundan dolayı gelemedi. Ama burada onur ödülümüz olarak, baş tacımız olarak yerini alacak. Çünkü Altın Menemen Ödülleri yılın sadece kötülerinin ve saçmalarının verildiği bir ödül töreni ve bu ödülü istiyorum demek bambaşka bir şey. O yüzden tebrik ediyoruz kendisini. Efendim hoş geldiniz tekrar. Bu arada buraya ilk kez gelenleri tekrar görebilir miyiz? Evet. İtiraf edin. Az önce yanınızda eğer kim varsa dediniz ki bu adam bu kadar uzun muymuş ya? Dediniz değil mi? Oyun şokunu bir atlatalım mı? Artık uzun mu adam belli yani. 1.93. Onun şokunu bir atlatalım. Bir de gerçekte daha yakışıklıymış diyenler var. Doğru mu? O niye öyle o? Sadece kızlar alkışlıyor. Fire sen niye alkışlıyorsun? Geçen sene çok yorulduk. Peki neler çektik? Murat Soner neler çekti? Neler izledi ve neler izlettirdi? Buyurun onları bir görelim, ondan sonra yavaş yavaş kategorilere geçeceğiz zaten. Bu Adana usulü Twilight'a güldüğüm kadar hiçbirine gülmedim. Önce derin bir nefes alalım. Da k***ını koltuğa sileyim. Ha işte böyle koydum. Tahir Bey. Baba. Oğlum. Baba. Senem. Da mı? Köpek! Sen kafayı yemişsin iyice. Sizin yapacağınız işi... Soyun. Bam bam bam. Mal 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 gibi bekle. Ay fenalık geldi. Bu odada benimle 3 gün geçireceksin. Yumuşak bir şey verin bana. Oh. Oh. Alkış. Biraz geri alabilir miyiz? Al biraz geri, o kapı açma sahnesini bir daha görelim Allah aşkına. Al geri kapı açmaya. Bu teyzeden hemen sonraydı galiba. İyi misin işi? Sizin yapacağınız geliyor. İşi... Abi bu ne ya? Dur. Yani diyorum ya bizim yerli diziler Rütük'ten geçebilecek kadar erotik diye. İşte bu dizide onu gösteriyor. Ya bir insan kapıyı şöyle nasıl açar arkadaş? Kapıyı böyle zorlarsın değil mi? Bu böyle böyle. Allah'tan erkeğe vermemişler o rolü. Ve gelelim o zaman çok fazla vakit kaybetmeden. Çünkü bu, bu arada bir saniye. Hemen. Abdullah Sezer. Kim o? Abdullah. Abi sen kralsın. Bana böyle bir hediyeyle gelmiş. Eli boş gelenlerin gözü kör olsun. Ve dedi ki bir alkış. Bu akşam ödül alanlara burada hemen aynısından yaparım dedi. Elinde malzemeye de gelmiş galiba. Nerede yapacaksın abi? Burada. Şöyle bir yere geç bari. Bu rahat rahat şuraya geç bir şey yap. Evet o zaman bir numaralı kategorimize başlayalım. Yılın en kötü yerli televizyon dizisi adaylarıyla başlıyoruz efendim. Buyurun. Yılın en kötü yerli televizyon dizisi. Kızılcık Şerbeti. Safir. Sakla Beni. Şahane Hayatım. Yalı Çapkını. Şimdi diyebilirsiniz.
bilirsiniz ki bu dizilerde ne buluyorlar? Kendilerine ait ne buluyorlardı? Kendilerini içine nasıl kaptırıyorlardı? Nasıl izliyorlar? Mesela yani ne kadar evde kuma olabilir ki diye düşündüm geçen de. Sonra eşimle birlikte eve temizlikçi aramaya başladık. Ben temizlikçi diyeceğim daha doğrusu. Genelde kadın diyorlar ya, eve kadın aldım. O ne kadar kötü bir laf ya. Eve kadın aldım. Haftada kaç kere? Eve 4 kere kadın alıyorum haftada. Temizlikçi arayışımız içerisinde inanılmaz zorlandık. Bulamadık, edemedik. Şimdi bu kuma meselesine geleceğim. Ne kadar evde kuma olabilir giden? Bir tane hanımefendi geldi eve. Kendisi şöyle oturdu. Koltuğun kenarına oturdu temizlikçi ablamız. Bize üstten bakıyor böyle. Biz de Bülent Ecevit gibi. Rahmetli. Böyle oturuyoruz alçakta. Bize dedi ki, ben dedi öyle her evde çalışamam dedi. Benim dedi daha önce çalıştığım evde dedi evin beyi karısının üzerine kuma getirdi. O yüzden dedi ben oradan ayrıldım. O esnada eşim de tabii ki şeye girdi. Savunma psikolojisine girdi ve dedi ki aa dedi benim kocam öyle şeyler yapmaz dedi. Siz onu YouTube kanalını izleyin dedi. Kendisi de çok feministtir. Asla dedi kadınlara toz kondurmaz. Kadınlar onun için değerlidir. Biz 20 yıllık evliyiz falan diye. Kendi evimde mülakata girmiş gibi karım beni hizmetçiye beğendirmeye çalışıyor. Garibime gitti ve aynı gün içerisinde bir story attım. Dedim ki evime bir temizlikçi hanımefendi geldi. Kendimi mülakatta gibi hissettim. Kendisine kendimi beğendirmeye çalışırken bir yandan da öğrendim ki mahallemizde kuması olan birisi var. Mahallemizin de ne mal olduğunu öğrendik dedim. Sonra ablamız bizi bir aradı ki siz dedi ne yaptınız dedi. Beni 4 kişi aradı dedi benim özelimi neden anlatıyorsun diye. Mahallede 4 kuma varmış. Bizim mahallemiz... Su şişecisi olan bir mahalle. Su şişecisi olan mahalle ne kadar kuma yapabilir arkadaş? Yapıyormuş demek ki yani. 4 aile aramış benim özelimi neden anlatıyorsun diye. İşte buradan geliyoruz ki bu dizileri onlar izliyorlar. Burada yabancı bir arkadaş var. You know kuma? Yeah. This is the second wife. You know? Yeah. O halde kazananı açıklıyoruz. Yalı çapkını. Alkıştan anlayacağız. Hak etti mi? Hak etti. Şimdi soruya geldiğinde iş daha net bir şekilde anlayacaksınız. O zaman sorumuzu görelim. Hazır mıyız? Telefonlar hazır mı? Az sonra cevap vereceksiniz. Okuyorum. Yalı Çapkını adlı dizideki Seyhan adlı karakter dizinin yayınlandığı ilk 53 bölümde toplam kaç kez dayak yemiş veya fiziki şiddet görmüştür? A 8, B 15, C 20 ve D 23. Biraz bekleyelim doğru cevabın gelmesini. Bu arada ben de buraya açayım. Şimdi ilk doğru cevap vereni ben buradan arkadaşlarımdan göreceğim. Ve kazanan Nisa Çalış. Doğru. Cevabı söylemeyi unuttum. Asla izlemiyorum. Sadece şanslarda... Gel, öyle oradan olmaz. Gel. Gelmeyeyim, çok utandım. Alkışlar eşliğinde Nisa kazanan... Coştur müziği, coştur! Ödülümüzü de alalım. Efendim, buyurun. Ne dedi? Mikrofon nerede? İlk beni gördü ne dedi? Gerçekten çok uzunmuşsunuz. Evet. Yılın en kötü yerli dizisi TV Yalı Çapkını ödülünü sana veriyorum. Bu arada istatistiğini tuttuk. Sevgili İlayda buraya gelir misin? Bu sahnelerin hepsini 53 bölümü izledi benim için. Ve bunun hepsinin istatistiğini o tuttu. Ona da bir alkış. Sayıyorum. 6 tokat, 3 kez kemerle dayak, 5 kez boğaz sıkma, 3 duvara yapıştırma ve 3 saçından sürüklemeyle toplam 20 oldu. Bu kız aslında normalde Sibel Can gibi bir şeydi, böyle eridi kaldı bakmayın yani. Çok teşekkür ediyoruz sana gerçekten. İnanılmaz performansın için. Bir ödül konuşması yapacaksın. Çok ay ama şey yapma. Şey yapacaksın ya. Bak elimizde şeyler var. Kerem Bürsin var. Wow wow okay. Bunu tutuyorum elimde şu an. Hazırlardan template olarak da seçebilirsin yani. Buradan bak alkış.
Wow, okay. Hiç böyle kendime ödül alırken hayal etmemiştim. Zaten aldığın ödül de ödül değil ki yani. İşte, bu daha kötü. Menemen ödülü ya. Şurada bayağı bildiğiniz uzaktan görmüyorsunuz ama... Bak, burada domates var. Burada yumurta var, biber var falan yani. Yani ödül ödül değil. O yüzden rahat ol. Öncelikle iyi akşamlar. Bu sene YKS senem. O yüzden izlemiyorum. Sadece yargıyı izliyorum, o kadar. Evet, o da Emmy aldı. Tebrik ediyoruz yargıyı da, alkışlayalım. Emmy aldı. Sadece ve diğer diziler gerçekten ahlak, diğer türlü bütün psikoloji şeyleri hepsi bozduğu için hiçbirini izlemiyorum. Ancak YouTube Shorts. YouTube Shorts. Beni Shorts'lardan mı izliyorsun yoksa? Evet. Onun uzunu var. Çok uzun. Benim gibi. Alkışlarla diğer kategoriye geçelim artık. Ve geliyoruz ikinci kategoriye. Yılın en kötü yerli dizi sahnesi televizyon adayları. Buyurun izleyelim. Yılın en kötü yerli dizi sahnesi televizyon. Hudutsuz Sevda. Bir kadının başının taşa vurularak öldürülmesi. Mecbur etmeyecektin. Kızıl Goncalar. Kur'an kursunda aşık olduğu erkeği kıskandığı için bir kız çocuğunu tokatlayan öğretmen. Bana baksana sen. Sen nasıl Kur'an'ı bölüyorsun? Kızılcık Şerbeti. Gerdek gecesinde pencereden atılan kadın. Ölmek mi istiyorsun? Sakla Beni. Evcilik Oyunu. Hadi evcilik oynayalım. Yalı Çapkını. Seyran'ın dayak yediği bütün sahneler. Dönmeyeceğim. Köpek! Mal gibi bekle! Ego, kocasının sevgilisine kocasının cinsel organının boyutunu anlatan kadın. Bir Tuncay var, Tuncay'dan öte tahmin edemezsin. Ömer, kardeşini emziren küçük kız. Ya sizin kameranızın lensine tükürsünler ya. Bu, arkadaş, bu sahnelerin %90'ına ben video yaptıktan sonra Rütük'ten ceza geldi arkadaşlar. Sen de fasulye gibi kendini nimetten mi sayıyorsun demeyin. Şöyle oldu. Bu sahneler yayınlandıktan 3 hafta sonra, 4 hafta sonra, kimisini 1,5 ay sonra yaptım videosunu. Hele şu Hudutsuz Sevda, Sakla Beni. Bütün herkes konuştu, Twitter konuştu, ortalık yıkıldı. Herkes konuşuyor, gazetelere haber oldu. Ama ne zaman ki ben video yaptım, 4 gün sonra aynı anda hem Hudutsuz Sevda'ya hem de Sakla Beni'ye Rütük'ten ceza geldi. Şöyle de bir durum var. Bütün yapımcılar Rütük paralarını ceplerine koyarak öyle giriyorlar kayda. Çünkü artık bu yeni taktik. Nasıl konuşulacaklarını çok iyi biliyorlar. Sizin de tabii desteğiniz bunda çok büyük. Videolarımı izliyorsunuz, bunları paylaşıyorsunuz. Bir yerlerde insanların, benden hariç beni izlemeyen insanların da dikkatini çekerek bu sesin duyurulmasına katkıda bulunuyorsunuz. O yüzden çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun, var olun. O zaman kazananımız Sakla Beni, Evcilik Oyunu. Bugün benim doğum günüm, ne istersem o. Annenler kızmasın. Bu iki kişilik bir oyun. Neymiş bu oyun? Evcilik oyunu. Ne yapıyorsun? Ben merak ediyorum, sen etmiyor musun? Hadi evcilik oynayalım. Toplu bir şekilde tükürelim mi? Evet. Menemen varyantı da buradan itibaren başlamış oldu. Sakla Beni adlı dizide bir kız, evlendiği gün gerdek gecesine hizmetçisini de çağırır. Peki bu gelin aynı zamanda daha önce damatla da sevişmiş olan hizmetçisinden ne istemiştir? A. Damadın çıkaramadığı gelinliğini çıkarmasını. B. Feng Shui felsefesine uymayan gerdek yatağının yerini damatla birlikte değiştirmesini. C. Gerdek gecesini hep beraber geçirmeyi ve de hepsi. Hadi bakalım, tuzak bir soru. Çünkü bu benim hiçbir videomda yok. Diziyi izleyeni izlemeyeni buradan anlayacağız. Doğru cevabı görelim.
Hepsi birden oldu. Tükürüğü erken mi attık acaba? Ne yaptık ya? Evet, şimdi de kazananı, tabii ki ilk doğru cevap vereni sahneye çağıracağız ve ona ödülünü takdim edeceğiz. Feng Shui sanki ben burada eklemişim gibi duruyor ama vallahi o öyle yani. Doğru cevap var değil mi veren? Geldi. Tebriklerle Ada Çam kazandı. Seni kurban olurum benim. Senin burada ne işin var? Bir de cevap da vermiş. Kızım senin bunları görmemen lazım idi. Cevap vermiş. Sen evde dizilere maruz kalıyor musun? Bir tek Kızılcık Şerbeti izliyorum. Diğerlerine bak. Kızılcık Şerbeti izliyorsun bir de. Diğerlerine bakmayı sevmiyorum. Kızılcık Şerbeti'ni de seviyorsun bu arada. Yani son bölümü çok sıkıcı geldi. Bitiremedim bir daha. Ha, son bölümüyse o. Doğru. Vallahi çok güzel bir yerden yakaladık. Gel otur. Otur otur. İşte gördünüz mü? Ben bu kanalı niye yaptım? Ben kimleri koruyorum? Ben anam baban nerede kızım senin? Nerede yavrum anam baban senin? Sen kayıp mısın? Zabıta ya. Kimle geldin? Şurada abim orada. Evet abisi. Annen baban ne iş yapıyor onlar? İkisi de bankacı. İkisi de bankacı. Kaç yaşındasın sen? 10. 10 yaşındasın. Kızılcık Şerbeti'nden bahsediyor musun arkadaşlarınla? Konuşuyor musun aranızda? Yok. Pek şey yok. Peki ileride ne olmayı düşünüyorsun? Nasıl bir evlilik yapmayı planlıyorsun? Bunlar bak çok önemli. Ne olmak istediğimi bilmiyorum ama evlenmek de istemiyorum. Ben senin gibi çocukların evlerde bu tarz dizilere maruz kalmamasını istiyorum. O yüzden her ne kadar üzülsem de bu soruya doğru cevap vermene, bir yandan da senin böyle bir burada konuyla ilgili güzel bir örnek olman çok hoşuma gitti. O zaman buyur ödülünü. Bir güzel konuşma yap. Çocuk gözüyle. Anlat bakalım bize. Valla aslında arkadaşlarım falan onlar da böyle dizileri çok izlediğini duymadım ama yazlıkta falan sordum da biz Yalı Çapkını izliyoruz falan demişlerdi. Biraz garip gelmişti. Mesela ben normalde hiç Türk dizisi izlemiyordum. Annem söyledi şu diziye başlayalım falan diye. Sosyal hizmetleri arar mısınız? O zaman ödülünü kaldır ve buradan dizi yapımcılarına bir şey söyle ve yerine otur. Hadi. Ne olur daha mantıklı ve çocukların izleyebileceği diziler yapın. Bravo! Evet, geliyoruz üçüncü kategorimize hızla. Yılın en saçma yerli televizyon dizisi adayları efendim, buyurun. Yılın en saçma yerli televizyon dizisi Kader Bağları, Kızılcık Şerbeti, Sakla Beni, Şahane Hayatı, Yalı Çapkını. En saçma yerli televizyon dizisi, bunlardan bence en saçması Sakla Beni'ydi gerçekten ve zaten kazanan da Sakla Beni. Bu sene Sakla Beni'nin aldığı ikinci ödülü olmuş oluyor ve bununla ilgili sorumuza da geçelim. Başrol erkek, bir uçakta yan koltuğunda oturan ve kemerimi takamıyorum, sen takar mısın diyen ve ilk kez tanıştığı bir kadınla daha sonra ne yapmıştır? A. YouTube'a kemer nasıl takılır yazıp bakmışlardır. B. Adam takarım deyince kadın amin demiştir. C. Kadının sevgilisi kapıda beklerken birlikte kadınlar tuvaletine girip sevişmişlerdir. Ve D. Adamın sevgilisi kapıda beklerken birlikte erkekler tuvaletine girip işemişlerdir. Evet. Acaba hangisi? Doğru cevabı görelim.
bu zaten cevabı beni sürekli izleyenler vermişlerdir doğru bir şekilde. Kazananımız. Aa, hemen geldi. Ahmet Uzunkaya. Uzun muymuşum? Evet, peki. Geldi, ödülün geldi. Yılın en saçma yerli dizisi TV, sakla beni. Lütfen sen de bunu sakla benim için, olur mu? Sıkıntı yok. Peki o zaman seni buraya alalım ve ödül konuşmanı yapman için seni. Canlı bip var mı? Canlı bip var mı? Bipleriz onu. Sen şey yap, cansız. Burada bizi 200 kişi duyacak ama çocuk da var ama şu an. Ne diyeyim bilmiyorum ama umarım böyle şeylere bir daha maruz kalmayız. Küçük ama bilinçli bir topluluk olduğumuzu düşünüyorum. Umarım böyle sürer. O yüzden Allah belanı versin Rütük. Yeter artık şu işe bir el at ya. Bravo. Bunu bence hiç yapmıyorum. Bu kesilmez. Ona bir şey olmaz. Ve geliyoruz dördüncü kategorimize. Yılın en saçma yerli dizi sahnesi televizyon adayları. Buyurunuz. Yılın en saçma yerli dizi sahnesi televizyon. Şahane Hayatım. Bir komiserin cinayet şüphelisini dergiden bulması. İkiniz de diyorsunuz ki ben annemi severim ama bu kadın diyor ki annem beni çok sever. Kızılcık Şerbeti. Evlenmeden önce hamile bıraktığı karısını bir başka kadınla aldatan adamın domuzlu duvar kağıdını haram diye yırtması. Domuz bizim dinimizde haram. Kader Bağları. Arıza yapan arabanın silecek suyuna bakıp motorun öldüğünü söyleyen kız. Motor sizleri ölmüş. Bambaşka biri. Babası kalp krizi geçiren kıza wow okey diyen adam. Babam kalp krizi geçirmiş yine. Wow okey, hemen gidiyoruz o halde. Yabani. Yabani olduğunu göstermek için kıçını koltuğa silen oğlan. Ego. 3 ayda çocuk doğurabilmek için bir erkeğe nişanlısının yanında damızlık teklifi yapan kadın. Burada, bu odada benimle 3 gün geçireceksin. Ve ben ne istiyorsam onu yapacaksın. Ömer. Kapı açma sahnesi. Hayatımda gördüğüm en sakin sahnelerden bir tanesi. Bir alkışlayalım mı bütün saçmalıkları? Harika değiller mi ya? Hele şu 3 ayda doğurabilmek için. Ya sen labrador musun ya? 3 ayda nasıl doğurur bir kadın? 3 ayda doğuracağım ben diye damızlık şey yapıyorum da nişanlısının yanında. Diyor ki hadi diyor bu geceyi birlikte geçelim de. Oy. Peki kazananı açıklayacağım. Sizce en çok hangisi hak etti? Ben diyorum çok zorlanacağınız bir kategoriydi bu. Ve kazananı açıklıyorum. Evlenmeden önce hamile bıraktığı karısına bir başka kadınla aldatan adamın domuzlu duvar kağıdını haram diye yırtması. Bu ne? Duvar kağıdı. Onu anladım. Domuz baba. Evet de. Ne? Domuz bizim dinimizde haram. Benim annemle babam da dindar insanlar. Anladın mı şimdi? Çizim bu çizim. Farkında mısın? Çizim de olsa fark etmez Doğa. Garibim kutsal kitabımızı okumuş, orada domuza kadar gelmiş, orada bir uyku gelmiş böyle gidince zina bölümüne geçemeden kapatmış. Abi evlenmeden hamile bırakıyor ve evliyken de bir başka kadınla birlikte oluyor ama domuz kağıdına haram diyor. Sorumuzu görelim. Kızılcık Şerbeti adlı dizide bir kadın oğlu evliliğe hazırlansın diye aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? 10 yaşındaki bir çocuğun izlediği bu dizimizde A. Eve hizmetçi alıp oğluna cinselliği öğretmesini istemiştir. B. Oğlunu pavyona yollamıştır. Biliyorsunuz çok reyting yapıyor. Keşke birazcık alsaydın. Şu pavyonlu şey var ya, inci taneleri. Fragmanı izlediniz mi? Hazal Ergüçlü nasıl oynuyor orada? Abi nasıl bütün pavyoncuları çıkarttı ortaya foyasını? Nasıl çıkarttı hepsini? Fragmanın altına bir açın bakın. Aynı diyor, aynısı. Eteğinin boyu. Saçının kıvrımı, bilmemesi. Bütün pavyoncular ortaya çıktı. Döküldüler her biri tek tek. Ve şimdi de Ankara'da pavyon dansı kursları başlamış. Bayağı bildiğiniz pavyon dansı öğretiyorlar. Öyle kurslar var, gidiyorsunuz. Elbisesinde satışa mı çıkmış? C. Oğluna havuçlu don almıştır. Bunun da reytingi var biliyorsunuz, yalı çapkınından.
ve D. oğlunun yemeğine şap atmıştır. Haydi bakalım. Orkun Işıtmak mesela, bilirsiniz. Adamın tek izlediği dizi. Orkun Işıtmak'ın tek izlediği dizi Kızılcık Şerbeti. İnanılmaz yani. Doğru cevap. Eve hizmetçi alıp oğluna cinselliği öğretmesini istemiştir. Yine bir erkek. Erdal Temel kazandı. Tebrikler. Hoş geldin. Keşke birazcık... Evet, bunu sen öyle alabilirsin hacı. Hazal Ergüçlü dansını şimdi kendisinden... Sesim geliyor mu? Tabii ki. Tabii ki efendim. Şu an herhangi bir diziyi izlemiyorum. Şıkkı da tamamen attım. Ne iş yapıyorsun? Tamam. Otur, otur. Tesisatçısın. Evet. Oo, tam dizilik meslek ha. Tesisatçısı değilim. Su tesisatçısı. Sen hiç dizi izlemeye fırsat bulamıyor musun yoksa? Yani birçoğu ilgimi çekmiyor. O zaman tam mesleğine uygun bir şey söyleyeceğim. Şimdi evet. Oraya geç ve döşe. Alkışlarla. Güzel döşe ama. Umarım burada verilmek istenen mesaj yerine gidiyordur yapımcılara, yönetmenlere. Umarım çok daha kaliteli projelerle karşılaşırız. Herkes için teşekkürler. Kaldır. Alkışlarla yerine uğurluyoruz. Çok teşekkürler. Geldik. Yılın en kötü yerli dijital platform dizisi adayları. İzleyelim. Yılın en kötü yerli dijital platform dizisi. Aktris. Arayış. Biz kimden kaçıyorduk anne? Kuş uçuşu. Şahmaran. Terzi. Kim hak etti? Adını en çok duydum dizi doğru. Şahmaran. Bu böyle yüzeysel geçmeyecek. Bunun detaylarına da az sonra gireceğiz. Daha ne kadar detayına girebilsek. Sorumuzu görelim mi hazırsak? Şahmaran dizisinde aşağıdakilerden hangisi yaşanmamıştır? A. Adana'nın fakirleri insan görünümlü yılan çıkmıştır. Ve bu yılanlar başrol karaktere tesbih gibi yılan sallayarak yürümüşlerdir. B. İnsan görünümlü yılanlar bir düğünde göbek atmıştır. C. Kadının biri havuzda yılan doğurmuştur. D. Havuzda yüzen bir insana yılan kaçmıştır. Hadi bakalım. Bunlardan sadece biri olmadı. Geri kalan hepsi oldu. Bu dizide ne olmamış olabilir? Doğru şıkkı görelim. Havuzda yüzen bir insana yılan kaçmıştır. Bu olmadı yani. Geri kalan hepsi oldu. Yılanlar göbekte attı. Peki acaba kim kazandı? Hemen de geldi, çok hızlandınız. Mihriban Uzunkaya. Yılın en kötü yerli dizisi dijital Şahmaran. Efendim, hoş geldiniz öncelikle. Siz neler söylemek istersiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben dizileri izliyor muyuz? Hemşireyim. Hemşiresin. Hemşire arkadaşlarım hepsi her bir diziyi tek tek izliyor. Evet. Ben kendilerine daha bugün dizi izlememeleri için bir kavga etmişliğim var, o kadar. Mesela bir... Beni anlatıyor musun onlara, bak böyle bir adam anlatmaz var, izleyin. Anlatmaz mıyım? YouTube'u açıp diyorum ki bunu izler misin? Diyor ki ben bunu biliyorum, izliyorum diyor. Ama gene de o dizileri izlemeye devam eden arkadaşlar oluyor gerçekten. Evet, geçen çok bir story paylaştım, gördünüz mü? O story'de benim YouTube'daki kitlemin izlediği kanallar. Bir numara Yalı Çapkını, iki numara Sakla Beni.
Beni izleyenler aynı kitle, onları evet, da izliyor. Evet evet, aynı şekilde ve bunu bir hasta odasında yaptık. Hasta odada yatan hasta diyor ki bu dizileri izlemeyin. Hemşire gelip diyor ki ya ne olacak ya, işte kafa dağıtıyoruz. Kafa göz çok, dağıtıyorlar. Çok gerçekten. Peki çok teşekkür ediyorum. O zaman evet, ödül konuşmasını yapmak için oraya seni davet ediyoruz. Evet, önce bir alkış alalım da bir kendisi bir gaza gelsin. Teşekkür ediyorum. Coştur, döktür bize. Şimdi ben bu ödülü öncelikle sanki gerçekten bu dizileri yapmış kişiler olarak konuşmak istiyorum. Aa, çok ilginç. Hazırlıklı gelmiş. Yok hayır, hazırlıklı gelmedim ama buyurun, çok merak ettim. Olur. İyi geceler Türkiye. Uyumaya devam edin ve asla uyanmayın. Niye söylüyorsunuz? Zaten uyanmıyorlar ki. Hiç kimse uyanmaya niyeti yok ki. Alkışlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Altıncı kategorimiz efendim. Yılın en kötü yerli dizi sahnesi dijital platform adayları. Yılın en kötü yerli dizi sahnesi dijital. Arayış. Tarikata kabul edilmek için soyunan kadın. Soyun. Arayış. Şifa olsun diye çocuğu yaşındaki oğlanla sevişen kadın. Tanışmanızı çok istiyordum. Sevgilim Levent. Kabuklarından arınmalısın, ancak o zaman şifayı bulabilirsin. Şahmara. Deri değiştiren yılan adam. Terzi. Bir kızın sandığa kilitlenmesi. Küçük bir oyundu. Yaratılan tiyatral sahneler. Bu kadar insan teker teker ölürken bir abide gibi parıldamalı yaptıklarıyla. Evet, şimdi buradaki konuklara değil, ekranı başında şu anda bizi izlemekte olan sevgili YouTube kanalımın takipçileri. Size sesleniyorum. Sizin için bir gösteri hazırladık. Hazırsanız. Evet. Soyun. Herkes çıkarıyormuş. Beklediniz değil mi? Yok öyle bir şey. Çoluk çocuk var. Yoksa Fred hazır. Ama şimdi öncelikle başka bir şeye geçmek istiyorum. Şu sırt kaşıyıcımı açacağım. Sahneleri kaşıya kaşıya. Gel geri. Deri soyuluyordu ya, hani yılan oluyordu. Oraya gel. İlerle. Dur. Solaryumla fazla mı kaldın ya? Bak. Ben de yazın böyle soyuluyorum. Beyaz tenliler bilir. Ben de yazın böyle soyuluyorum. Bu yılan değiştirme şeysi mi ya? Kulüp dizisi 95 milyon TL'ye çekildi. Yanlış duymadınız. 95 milyon TL. Bu dizide tarihi olmadığı için, dönemsel olmadığı için, görsel efekti de sıfır olduğu için tahminen 40 milyon TL'ye çekilmiştir bakın. 40 milyon TL. Şimdi gelelim sadece 15 bin dolara çekilen bir filmin devamının fragmanı. Bu izleyeceğimiz Faster'ın bütçesi nedir abi? 4 bin dolar. Hazır mısınız? 4 bin dolarlık filmin fragmanını izliyorsunuz şimdi. Alkış! Şimdi daha da büyük bir alkış. Çünkü bu filmin yapımcısı, görsel efektçisi, her şeysi burada ve geliyor. Ahmet Atalay! Sen kralsın abi, geç otur, geç otur. Sopamı da alayım. Ahmet Atalay Amerika'da yaşıyor. Call of Duty, Mission Impossible, Transformers. Hollywood'da bu filmlerin
fragmanlarını yapan adam. Yani bir milli gurur. Alkış bir kez daha. Transformers ya. Call of Duty diyorum. Oyun dünyasının en baba oyunu. Mission Impossible diyorum, bu adam Tom Cruise görmüş adam ya. Türkiye'den kalktı gitti çünkü Türkiye'de fragman yapımı diye bir sektör yok. Amerika'ya gitti, kendisini gösterdi ve orada Hollywood'a girdi. Muhteşem işler yaptı ve şimdi de böyle filmler çekiyor. Aslında beni sürekli izleyenler The Cure'u bilirler. Bundan daha da fazla, yaklaşık 30 tane aksiyon filmine yetecek kadar görsel efekti barındıran bir filmi var. İlki 15 bin dolara çekilmişti, bu devam filmi de 4 bin dolara çekildi. Şimdi Reaper diye yeni bir filmimiz geliyor. Evet. O biraz daha pahalı. O ne kadar? 5 bin dolar. Bakalım yani, Titanic gibi gidiyoruz şu anda. Hadi bakalım. Batma konusunda mı yoksa paha konusunda mı? Batma konusunda peki. Az önce yaklaşık 40 milyon TL'ye çekilen deriyi gördünüz. Ve bu adamın 4 bin dolara çektiği şeyi gördünüz. İşte sektörün neden ilerlemediğini, Netflix'i kimlerin soyup soğana çevirdiğini, kanalları kimlerin soyup soğana çevirdiğini ve bu adamın neden Amerika'ya gittiğini, Türkiye'de olmadığını şimdi gayet net bir şekilde anladık mı? O zaman bir kez daha alkış Ahmet'e. Ahmet, şimdi sen ne yapıyorsun? Şu anda Reaper adlı filme devam ediyorum. Türkiye'de sahneleri var, Türkiye'de çekiyoruz. Türkiye'de çok iyi yetenekler var. Görsel açıdan kameraman vesaire, görüntü yönetmeni. Teknik açıdan her türlü imkan var Türkiye'de. O yüzden Reaper'ın ilk yarım saatini Türkiye'de çekmeyi tercih ettim. Türkiye'de bu işin yapılabileceğini göstermek için biraz. Helal olsun sana. Adam bak, ben nasıl olsa Amerika'ya gittim ama falan demiyor. Hala da memleketine dönmenin yollarını arıyor. Kendi başına bütün yeteneklerini verildiği zaman bir aksiyon yönetmeni olarak neler yapabildiğini gösteriyor zaten bize. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ödülü sen vereceksin. Burada kal. Kazananı açıklayacağız tabii ki. Arayış. Aşkım, tanışmanızı çok istiyordum. Sevgilim Levent. Kaç yaşında bu? 19 mu? Ön yargılarından, kabuklarından arınmalısın. Ancak o zaman şifayı bulabilirsin. Şifa ne ya? Şifa ne Allah aşkına? O zaman soruya geçelim hemen. Arayış adlı dizideki bir adada akşam Allah'a dua edip çok şükür diyen, ertesi günde soyunup çırılçıplak gezen bir tarikat varsa, bu dizide aşağıdakilerden hangisi yaşanmıştır? A. Hepsi çarpılıp kalmıştır. B. Abazalar adaya teknelerle tur düzenlemiştir. C. Polis adayı basıp herkesi zührevi hastalıklar hastanesine götürmüştür. Ve D. Devlet adayı vergiye bağlamıştır. Hadi bakalım. Verdiniz mi cevapları? Hazır mıyız? Geldi mi? Aha. Çok güzel bir adam kazandı. Bakın, geçen sene bir influencer'a vermiştim. Sanki danışıklı dövüş gibi. Bu sene de yine bir influencer alacak. Önce doğru cevabı görelim. Kazanan Mete Temel. Neredesin Mete Temel? Kardeşim benim. Tanıyor musunuz kendisini? Görmüşsünüzdür ya. Gördük diyeyim oğlum, gördünüz deseniz de. Sesim geliyor mu? Gördük diyeyim, tanıyoruz, alkış. Çok güzel metinler yazıyor, çok güzel. Mete Temel, takip edin Instagram'da. Metaforik kullanıcı adım. Belki çok siyasi içerikli şeyler yaptığım için çoğunuz bilmeyebilirsiniz. Evet. Murat abiyle ilk defa burada karşılaştık. Sosyal medyada çok konuştuk, sohbet ettik ama... İlk karşılaşma burada oldu. Ödüllü oldu, çok ilginç oldu hakikaten. Ödülünü Ahmet Atalay'dan alacaksın. Abazalar ödül alıyor diye. Alkışlarla kürsüye uğurluyoruz kendisini. Alıyoruz daha doğrusu. Ahmet'ciğim, sana da çok teşekkür ediyorum. Ahmet'e de kocaman bir alkış, çok alkışlattık. Alkışlattırdım, kusura bakmayın. Milli gururumuz bu adam ya. Evet, Mete. sen mi yapacaksın, sen vereceksin dediler. Ben yaptım. Babalar sözünü tutar. öncelikle bu sektör hakkında belki haddim olmayarak bir şeyler söyleyebilirim. Bu sektöre çok şey söyleyebiliriz, yerden yere vurabiliriz ama galiba tek bir konuda teşekkür edebiliriz bu sektöre. O da Murat Soner gibi bir adamı bizim de tanıştırdığı için. Belki bu kadar kötü diziler olmasaydı. Murat Soner de hayatımız oldu. Doğru, yani. Doğru. Vallahi öyle. Bir de bu dizilerin yapımcıları sanıyor musunuz ki severek, isteyerek, gülerek çekiyorlar? Onlar da Game of Thrones izliyor, The Office izliyor. Dediği çok doğru bir şey var. Yapımcılar aynen
şerefsiz müteahhit gibiler. Demin ödül alan da abim de bugün iki ödülle ayrılıyoruz. Nasıl ya? Evet. Yani sektörün içinden geçmeye devam edeceğiz ailecek arkadaşlar. Ödülü almış biri gibi konuşuyorum. Bravo. Mete Temel'e evet. Çok teşekkür ederiz. Kardeşim görüşürüz. Yılın en saçma yerli dizisi dijital platform adayları. Buyurunuz. Yılın en saçma yerli dizisi dijital. Aktris. Arayış. Biz kimden kaçıyorduk anne? Kuş uçuşu. Şahmara. Terzi. Ya şu biz kimden kaçıyorduk anne ödül alamadı ya yanıyorum ona yanıyorum. Hayatımda izlediğim en kötü dizi biz kimden kaçıyorduk annedir. Ama ödülümüz arayışa gidiyor. Hemen sorumuza geçelim. Arayış adlı dizide adamın biri elini üstünde gezdirince "Oh bak beyin tümörüm iyileşti" diyen kadın aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? A. Evini tarikata bağışlayıp gidip bir tabutta yatmıştır. B. Beynindeki tümörün başka bir yerine kaydığını hissetmiştir. C. Çocuğu yaşındaki oğlandan çocuk yapıp adını Tümörhan koymuştur. D. Allah sizin cezanızı versin. Hepinizin gönlünden D geçiyor biliyorum. Ama size yardımcı olmak adına o değil, onu söyleyeyim. Aha geldi doğru cevap. Doğru cevabı görelim. Evini tarikata bağışlayıp gidip bir tabutta yatmıştır. Kazanan Serra Özbey. Hanimiş. Hoş geldin, hoş geldin. Heyecandan düşüyordum. Ay sen şey yapma, düşme sen. Anlat, gel otur, kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 19? Evet. Nerede izliyorsun bu dizileri? Televizyonda. İzlemiyorum, izlemiyorum. Bak şey, ters bir soru sordum ama gerçekten izlemiyorsun. İzlemiyorum. Ne izliyorsun peki? Yani şimdi yalan olmasın, Şahane Hayatım'ı izliyorum. Özür dilerim. Okumayın, zengin koca bulun diyen diziyi izliyorsun değil mi? Sana aklına yattı mı mesela? Orada bir tane kadın var ya, hiç izlemeyenler için anlatayım. Bir tane kadın business'tan sürekli bilet alıyor, sürekli bilet alıyor. Yarıma zengin birisi otursun ve onunla tanışmaya çalışıyor. Sonra uzaktan hostes görüyor, diyor ki bacım o iş öyle olmaz, ben denedim olmuyor. Zengin bir adamın yanına yer ayarlıyor ve kadın orada tanıştığı adamla evleniyor. Dizinin tamamen gösterdiği şey, anlattığı şey, eğer bir kadınsanız ne çalışacaksın, gerizekalı mısın, git bir zengin koca bulu anlatıyor. Ve 19 yaşındaki kız da ona maruz kalıyor. Nasıl bir evlilik yapmayı planlıyorsun? Tabii ki de zengin koca değil. Öyle nerede değil tanışmak yani istiyorsun? Nerede bulunur zengin koca? Ya. Bilmiyorum. Kızım bulsana zengin koca, sen niye şey yapıyorsun? Ben okuyorum. Sen salak mısın? Niye matematik falan? Ne okuyorsun? Ben yazılım mühendisliği okuyorum. Helal be, alkış. Bravo. Buyur ödül konuşmanı yap. Ve ondan sonra seni yerine uğurlayalım. Birazcık yanlış bir imaj çizmiş olabilirim izlediğim diziden dolayı. Ama şöyle söyleyeyim, ben zaten bu arayış dizisine oy vermiştim ankette. Yani ben Murat Soner'e çok hak veriyorum ve hep izliyorum. Ben de daha kaliteli diziler izleyip böyle Şahane Hayatım gibi zengin koca bulma içerikli değil de daha kaliteli ve izlenebilir diziler izlemeyi tercih ederdim. Peki o zaman seni alkışlarla uğurluyoruz. Giderken de tükürün suratına. Haydi. 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 Çak 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 kare. Çak kare. İzlemeyin kuzum, izlemeyin yavrum. Yılın en saçma yerli dizi sahnesi dijital platform adayları. Yılın en saçma yerli dizi sahnesi dijital. Aktris
Çılgın olduğunu göstermek için ağzı burnu yabulan kız. Arayış. Tarikatta soyunma. Soyun. Biz kimden kaçıyorduk anne? Interpol tarafından aranan anne kızın 2 ay oldu bizi unutmuşlardır diyerek arsa satmak için Türkiye'ye geri dönmesi. O arsayı satacağız Bambi'm. Ama polis her yerde bizi arıyor. 2 aydır buradayız. Unutmuşlardır. Şahmaran, yılanla fantazi. Terzi, erkeği kıskandığı için gelinin ölçüsünü gözü kapalı alan terzi. Hele de biz kimden kaçıyorduk anne? İnanılmaz bir alkış. Çünkü kadın diyor ki bak 7 ülkede, 7 ayrı ülkede cinayet işlemiş. Diyor ki unutmuşlardır ya. Kazanan tabii ki Şahmaran Yılanla Fantazi. Yılanla Fantazi. Bir alabilir miyiz tekrar oraya? Alalım. Kuyruğu görelim. Bak kuyruğu bu. Gövdesi bu. Heh, kafası da bu. Ve insan. Şimdi Şahmaran nedir? Üstü insan. Altı yılan değil mi? Lan altı yılan insandan anladınız. Bu mu sizin ya? Esas yılanlı kadın nasıl olur? Onun örneğini şimdi izleyeceğiz ama az önce ne dedik? Bu dizi yaklaşık 40 milyon TL'ye çekilmiştir. Şimdi de size sadece 85 bin TL'ye çekilen bir filmi göstermek istiyorum. Buyurun efendim. İnsanoğlunun öncesinde yaratılan maranlar, yarı yılan, yarı insan görünümündelerdi. Dur! Aha, bak görüyor musun? Az önceki deriyi, solaryum derisini gördünüz. Heh, bu nasıl? Görüyor musun? Bu adam bu filmi 85 bin liraya yaptı. Devam et. Bunu iyileştirebilir misin? Sen nereye gidiyorsun? Ters dünya insanlarını bilir misin? Şu devleri mi? Yılan böyle olur kadının altında. Gördünüz mü? Alkış. Yılan böyle olur. Öyle diye olmaz öyle. Atlarda öyle gezmez. Böyle gezer. İşte şimdi bu filmi yapan 85 bin liraya kendi çekti. Kendi kurguladı. Görsel efektlerini kendisi yaptı. Volkan Zengin. Gel. Hiç haberi yoktu. Hiç haberi yoktu. Hoş aynen geldin. Hiç haberim yoktu. Hoş geldin kardeşim. Gerçekten 85 bin liraya çektin değil mi? Aynen. 85 bine çektim. Para ne tuttu? Ne tuttu para? Parayı 85 bin. Sadece şey tuttu. Kamera kirası, işte sesçi. Yani bunun gibi teknik konular tuttu. Ama geriye kalan post prodüksiyon kısmındaki hepsi bana ait. Yalnız eski Türk fragmanı kullanmışsın. Yeni fragman daha iyiydi. YouTube'da ne varsa o. Ha, söyleseydin verirdim sana. Aa işte. Daha iyi içtiği kalitesine verirdim. Gittin YouTube'dan indirmişsin.
Gari telif atmazsın değil mi? Yok atma. Tamam. Peki bunları çünkü yayınlayacağız. Çok teşekkür ediyorum sana. Tam Ahmet Bey'le konuşurken dedim ki keşke beraber çıksaydık da deseydim. Hani bak bir kişi daha var. Bak ben de 3000 dolar gibi bir şeye tahmin şey. Gör pahalıya çekmişsin adam. Hey, daha ucuzu var burada. Ya inşallah ben de işte Amerika'ya gelirim. İşte beraber devam ederiz. Olmaz mı? Yolunu da yaptı. Bak ben daha ucuza çekiyorum 3000 dolar. Ve uzun metraj, kısa da değil. Aydilge de müzikleri yapar. Kaça yaparsın? En son kaça olur? Çok teşekkür ederim. Düşünsene şunların altında. Sen misin ilacım? Evet kardeşim çok teşekkür ediyoruz. Ha burada kal. Kal otur. Tamam. Soruyu soralım, ödül de sen ver bize. Tamam. Şahmaran adlı dizide yılanla fantezi yapan Şahsu adındaki karakterin fantezi yaptığı yılanın türü nedir? A. Boğa. Bak ciddi ciddi aşklar yazıyorlar. Böyle bir soru olur mu ya? Böyle bir soru olur mu? Ama sizce nedir? Boğadır değil mi? Piton mudur? Adam tecrübeli, pitonla daha iyi oluyor diyor bak. Tecrübe var, tecrübe konuştu. Evet, gerçek sorumuza geçelim. Biz kimden kaçıyorduk anne dizisinde? 7 ayrı ülkede cinayet işleyen bir anne kızıyla birlikte polisten nasıl kaçmıştır? A. Suyun altından kilometrelerce tüpsüz yüzerek. B. Taksiye binip peruk takarak. C. Bir hediyelik eşyacıdan boncuk çalarak. D. Hepsi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Doğru cevabı görelim. Hepsini yapmışlardır. Boncuk çalarak ve Yunanistan'da bir adaya gidip yüzük bozdurarak çok lüks bir otelde kaldılar ve sonra da gidip Oysho'dan tayt aldılar. Peki kazananımız Gülce Ülker. İnanmıyorum, yok artık. Hatırladınız mı? Geçen seneki. Allah'ım bu nasıl bir hız? Çok büyük heves. Öyle hızlı ki bir gün olmadan biten biletlerden alabiliyor. İkinci kez ödül alabiliyor. Ne iş yapıyordun sen? Ben psikoloji okuyorum. Hosteslik yapıyorum. İkisi birden... Yok etkinliklerde hosteslik yapıyorum. Uçakta değil. Hiç sevmediğim bir şey ya. O öyle oluyor ya, hani böyle arabalara oturuyorlar kızlar. Araba fuarlarında. Onlardan yapıyor musun? Ben yapmadım, yapan var. Onları bir 75 kızlara veriyorlar. Sen kaçsın? 1.63. Ha 75'e. Sana da mesela araba verseler gider oturur musun böyle? Otururum. Yapma kuzum. Bana o kadar çok o kadar maddesel geliyor ki. Yani araba fuarına kim gelir? Erkekler gelir. Erkeğin ilgisini ne çeker? Bacak çeker. Geç kızım, otur oraya. Yok, kesinlikle öyle ve ben de katılıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Ben? Hayat şartları. Seni işe alsam ben. Olur. Ya bu hayattan çekip kurtaracak gibi oldu. çok affedersin, çok kötü oldu bu ya. Sen kendisine bir şey söylemek ister misin? Yok, söylemeyeceğim ama... Allah belanı ver. Bu ödülü aldığın için tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. O zaman sen de gitme, beraber uğurlarız sizi. Ödül konuşmanı yapman için seni kürsüye alalım. Öncelikle merhaba. Bu arada o bilet konusunda demek istiyorum. Ben yapılmadı diye çok üzülmüştüm geçen yıl. Bu yıl yapılacağını görünce çok heves ettim. Her gün böyle sürekli baktım ya, gördüğüm anda. Ya, evet. Hemen aldım. Bir de demek istiyorum. Yeni gelmedim, geri geldim. Geçen yıl... Kuzum sen Survivor'a katıl, buralar olmaz sana. Az gelir buralar. Survivor'a katıl. Perde yine ödülü bir şeye adamak istiyorum. Bu sefer bunu güzel olan her şeye adamak istiyorum ve hepimiz için. Alkışlarla. Bravo. Yerine uğurluyoruz seni de, Volkan seni de. Çok teşekkür ediyorum kardeşim geldiğin için. Evet, yılanla fantazimizi de hallettiysek. Yılın en kötü yerli dijital platform filmi adayları. İzleyelim.
Yılın en kötü oyunculuğu kadın. Afra Saraçoğlu. Şımarık yerinden kalkmışsın yani böyle. Ne şımarıklık Ferit'ciğim. 11'i aldı harbiden. Doğru söylüyorsun. Ya, Padişahım çok yaşa. Beren Saat. Now we're talking. Bence sadakat overrated. Come on Ryan. Come on Ryan. Hande Erçel. Buyurun oturun. Tabii. Size birkaç soru sormam lazım. Dün akşam neredeydiniz? Özge Yağız. Bana yaşattığından. Aldın mı cevabını? Serenay Sarıkaya. Annem çalışmıyor. Bipolar bozukluğu var kendisinin. Yağmur kız kardeşim. Onun da borderline'ı var. Sınırda kişilik bozukluğu. Hepimiz deliyiz. Sülalecek herkes deli. Vilma Eğit. Hayatım boyunca onları harcamıştım. Ah be Simge, ah be Simge. Bozmadık ama yanlış kategori girdi. Madem öyle buradan devam edelim. O zaman sizce kim kazanmıştır? Kazanan kimdir? Çok açık farkla %50'nin üstünde oy olarak Hande Erçel. Buyurun oturun. Tabii. Size birkaç soru sormam lazım. Dün akşam neredeydiniz? Mimik sonradan geliyor ya. Dün akşam neredeydiniz? Şimdi normal şartlarda kazanan kişiyi taklit etmenizi ya da ondan daha iyisini yaparım demenizi bekliyoruz. Ama ben burada Hande Erçel'in üzerine çok gidildiğini düşünüyorum. Evet bakın Hande Erçel çok kötü oyuncu denildiği için, Twitter'da öyle yazıldığı için onun üzerine çok gidildi diye düşünüyorum. Gerçekten hak eden başka bir sahne vardı. İzleyelim tekrar. Hayatım boyunca onları harcamıştım. Gerçekten o hak etmedi mi? Peki o zaman şimdi ben Vilma Es gibisini ya da daha iyisini yaparım diyen var mı aramızda? Aha mikrofonu oraya götürelim. Sahneyi tekrar izleyelim. Hayatım boyunca onları harcamıştım. Hayatım boyunca onları acımıştım. Babana mı yapacaksın? Yanındaki adama böyle. He tamam. Aslında baban yapsa. Ama bundan sonra sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Beni bekle. Hadi bakalım. Hayatım boyunca onları acımıştım. Bir de babana versene ne olur Allah aşkına. Baban yapsın bir. Ne demişti? Hayatım boyunca onları acımıştım. Yani hayatım boyunca onlara acımıştım. Çok dokunaklı oldu. Bakın abi çok, geçti çok, duygu geçti. Çok kötü bize. Oynamış yani ne diyelim yani. Evet biraz siz daha kötü oynayacaksınız. O kadar kötü oynayamam. Bir dene abi bir ısık bakayım. Yani abartmam lazım yani. Evet o da öyle zaten. O da öyle. Söz neydi? Kılıçdaroğlu aday olmasın. Hayatım boyunca onlara acımıştım ama anlamadılar beni. Var mı daha iyi yaparım diyen? Dur abi bir şey söyleyeceğim. Hadi söyle ama bir yandan da elleri havada görelim. Şimdi beni yanlış anlama ama ben senin sanırım nerede oturduğunu biliyorum. Nerede? Bahçeşehir'de oturuyorsun. O bankacılar şeyinin orada büyük ihtimalle. Çünkü ben bak ilk önce sen kızınla beraber Barbie filmine gittin. Oradaki sinemadan... Biliyordum. Sonra Burger King sana sponsor olmuştu. Orada gittim Burger King'den şey yaptım. Bir de burada sushi'ci dedin. Abi valla her an gelebilirim. Dikkat ol. Kız vallahi stalkerlıkla sapıklık arasında gitmiş gelmiş. Abi de böyle hocam var. Hocam burada yapma. Başka? Daha iyisini yaparım diyen. Oradan bir el kalktı. Hayatım boyunca onlara acımıştım. Bu da yılanla fantezi gibi oldu ama. Orada var. Tam köşede. Çok merak ettim. Çok ısrarlı çünkü. Ayağa kalkalım. Alalım.
yapıyorum. Su sen misin? Evet evet. A benim kuzum. Su Çeper. Alkışlayın. Onu ben davet ettim. Biletli değil. Bedava geldi. Çok da alkışlamayın o yüzden. Kendisi şöyle bir şey oldu. Çok gariptir. Ben evet. Eşim ayağını kırdı. Kangal köpeğimiz. Yolda çok hızlı bir şekilde sokak köpeklerini kovalarken eşim onun önüne geçti. Ayağını kırdı ve ona tekerlekli sandalye almam gerekiyordu. Sonra kızım da dedi ki baba ben tekerlekli sandalyeye binebilir miyim? Beni onunla gezdirsene dedi. Salak. Sonra ben tekerlekli sandalyeyi oturtturdum. Onu gidiyorum. Annen ve babam mıydı? Annem ve babam da evet annem evet. Kızdaydı o zaman. Sonra tabii benim kız tekerlekli sandalye gittikten sonra şöyle bir ayağa kalktı arabaya tekrar böyle binecek. Annem ve babam nasıl ya falan oldular. O sırada Murat Soner oldular. Dediler ki kızımız seni çok seviyor. Bayılıyor sana. O da bir oyuncu. Sonra nerede oynuyordun sen? Ben Kusursuz Kiracı'da Fatma'da falan oynamıştım işte bu tarz dijital projeler. Fatma'da? Ne olarak oynadın Fatma'da? Fatma'da bu İnşaat ustası. Oynadım. Nasıl? Burcu Biricik'in küçüklüğünü canlandırdım. Ana o sen misin? Evet. Küçük Burcu. Çok önem veriyorum böyle küçük oyunculara. Çok onlar ileride proje seçerken benim videolarımı izleyerek daha doğrusu hayatlarını, kariyerlerini şekillendirecekler belki de. Sana diyelim ki Kızılcık Şerbeti'nden birisinin pavyondaki karısının kızı olacaksın. Oynar mısın? Bana tekst veriliyor. Ben ezberliyorum. Ve sadece işimi yapıyorum, oynuyorum. Çok profesyonel. Parasına bakarım diye. Bu arada ben sizi Zorlu PSM'de 1923 müzikaline de davet etmek çok isterim. Yine İnşallah kuzum. Çok gelmek istiyorum. Lütfen. O zaman sudan başlayalım. Suyu bir alkışlayalım. Hatırladığım kadarıyla bir fantazi vardı yılanla. Onu alkışlayalım. Babasıyla kalkan kızımızı alkışlayalım. Başka var mıydı? Birisi daha vardı. Babası var. Babasını alkışlayalım. Bak. Müzikallerde oynuyorsun. Fatma'nın küçüklüğü. Bir babaya yenildin. Babamızı çağırıyoruz. Alkış. Hande Erçel ödülünü verdiğiniz adama bak. Kızım o ne inşaat işçisi gibi bir şey kafa tokuşturarak. Amcam. Abim. Siz izliyor musunuz evde böyle diziler? Ne açık sizin evde? Öyle değil annem izliyor. Facebook'tan izliyor hatta. Vallahi konuşması da öyle ha. Doyu doyu böyle. Tokuşturarak öpmesinden belli. Var bir. Onun ne izliyoruz bu? Sen ondan şeysin değil mi? O stalker'la sapık arası. Evet. Ama öyle deme. Evet abi, ne iş yapıyorsun sen? Mali müşavirim. Çok güzel. Evet. Sen daha önce hiç böyle bir deneyimin oldu mu oyunculukla ilgili? Çok az yani. Nerede yaptın? Ya bir felsefe derneğinde küçük bir rolcük oynadım böyle. Sokrates'in ölümünde küçük bir şey yaptım. O kadar. Konuklarımızın ağırlığına bakar mısınız? Felsefe derneklerine falan gidiyorlar evet. İşte. Böyle bir ortam. Çok teşekkür ediyoruz. İkinize de alkışlarla yerinizi uğurluyoruz. Canım benim. Yok böyle değil. Şimdi en kötü oyunculuk erkeğe geçmeden önce az önce atladığımız kategoriye geri dönelim. Yılın en kötü yerli dijital platform filmi adayları. İzleyelim. Yılın en kötü yerli dijital filmi. Ah Belinda. Aşk Taktikleri 2. Bihter. İstanbul için son çağrı. Rüyanda görürsün. Evet, sizce hangisidir? Hiç doğru cevap söyleyen yok. Kazanan İstanbul için son çağrı.
Excuse me. Yeah, yeah. Oh, thank you very much. And you have very nice hair. How cool that I have on. Bottle, bottle. Now we're talking. Bence sadakat overrated. Come on, Ryan. Come on, Ryan. Alkış. İstanbul için Son Çağrı adlı filmde karısını erkeklerden çok kıskanan bir adam, Amerika'ya gittiğinde karısını hangi etkinlikte diğer erkeklerle birlikte izlemiştir? A. Ağdacıda ağda yapılırken. B. Banyoda duş alırken. C. Mahalle yanarken. D. Orgazm yarışmasında. Mahalle yanarken ne oluyordu o? Neydi ya? Onun şey... Doğru cevabı zaten vermişsinizdir. O filmin en çok konuşulan sahnesi zaten oydu. Hemen doğru cevabı görelim. Dua edin o sahneyi taklit ettirmiyorum size. Ha, ama yapmak isteyen varsa... Ha? Bir sessizlik oldu. Neden? Gel Aydige. Aydige geliyor. Ne oldu? Bir özel aile dedikodusu yapacağız biraz, eyvah. Eşim de burada. Bu film bizim başımıza iş açtı. Ne ki, ne oldu? Gel anlat. Gel dedikodu yapalım. Kız ne oldu? Şimdi biz bunu oturduk izlemeye başladık. Ondan sonracığıma... Senin kediler böyle aralardan... Kedi oturuyor. Evet. Sonra filmde Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı role yani... Böyle bir kadın mesaj atıyor. DM'den yürüme tabir edilir ya, öyle yürüyor. Kadın da bunu Kıvanç'a mı yürüyor? Kıvanç'a yürüyor. Kıvanç o sırada sende mi? Yok. Şimdi ondan bir kadın yürüyor güya işte filmde. Filmde. Onun karısı da yani Beren Saat'in oynadığı roldeki kadın da işte bunu fark ediyor. İşte aralarındaki esas kavga bundan çıkıyor. Birbirlerini kıskanıyorlar, ayrılar neden oluyor vesaire. Ben de dedim ki Utku'ya, eşime. Utkucuğum dedim ya, gerçekten kadınlar böyle mesajlar atıyor mu? Yani böyle bu tarz şeyler oluyor mu ya? Hala dedim böyle şeyler var mı? O da bana dedi ki... Ah Aydin'cim tabii ki var ya, bana da sürekli atıyorlar, ben engelliyorum dedi. Oo, ne diyorlar, bana hiç gelmiyor ha. Tedekeli ondan. Diyorlar ya videolarda daha çirkinsin, gerçekte daha yakışıklısın diye. Ne diyorlar mesela, nasıl mesajlar geliyor? Mikrofon verebilir miyiz? Ya detaylara girmesek mi? Dur. İstemediğin yerlere atarız. Merak ettim. Z'lerden mi geliyor, Y'den mi, nereden direkt geliyor? Konuya giren de oluyor. Yani girip de profilleri incelemiyorum ama. Bak. Yani istek yine tuzak üstüne... sorum boşa düştü. Evet. Müsteşen fotoğraflar atan da oluyor. Bazen direkt konuya giren de oluyor. Detay vermeyeceğim. Ya ben şeye çok üzülüyorum gerçekten. Hani mesele ya eşime bir şey atılması değil de kadınların buna tenezzül ediyor olması. Şimdi hani hakikaten böyle biraz ciddi konuşalım ama senin de yaptığın bu bütün güzel yayınlardan da görüyoruz ki kadınlar ya böyle cinsel obje, ya eş, ya anne rollerine hapsediliyor. Evet. Dolayısıyla bir kadının kendini var hissedebilmesi için illaki bir erkeğin beğenisine, bir erkeğin onayına, onun gözüne hoş görünmeye ihtiyacı varmış gibi bir algı dayatılıyor. Ve kadınların pek çoğu da sanki o erkek beğenirse, şu erkek beğenirse, hele ki bir evli erkek beni beğenirse o zaman ben gerçekten değerliyim hissine kapılabiliyor. Oysa biz kadınların değerli hissetmek için bir erkeğin beğenisine ihtiyacımız yok. Biz yarattıklarımızla, ürettiklerimizle, hayata kattıklarımızla zaten çok değerliyiz. Alkış. Aydilge'nin hesabını takip edin. Aydilge Instagram'da bu tarz konuşmaları çok yapıyor. Şakır şakır, çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Benim hep diziler üzerinden verdiğim mesajları Aydilge hayatın her alanından bir yerden tutup çok güzel eleştiriyorsun. Sen onları yazıyor musun yoksa içinden mi geliyor? İçimden o anda geliyor. Paylaşıyorum. Mesela şu anda da yine içimden gelen bir şey söylemek isterim seninle ilgili. Bu sözü gerçekten seviyorum. Çok da inanıyorum. Popüler bir karakter olmanız illa bir karakteriniz olduğunu anlamına gelmiyor. Ama sen hem popülersin hem de... O nasıl cümleye giriş? Ama dur.
Sen hem popülersin hem karakterlisin. Ay kuzum. En son Farah'a böyle sarılmıştım. Dediler ki yazıklar olsun sana, sen de işte bu piyasanın köpeği oldun. Farah'a nasıl sarılırsın falan filan. Çok linç yedim. Çok linç yedim. Zannettiler ki Farah'ın da suratına tüküreceğim. Ya kardeş, konuk olarak bir kadın yanımda. Nasıl ona kötü davranabilirim? Kaldı ki Bihter filmiyle ilgili evet övecek hiçbir şey söylemedim. Hatta hiç söylemedim. Ama ona rağmen sanki böyle sarıldığım zaman ah bak onlardan falan. Allah'tan şarkıcısın ha. Ya şöyle de bir şey var. Aslında bir şeye karşı çıkarken onu aynı dille eleştirmek onun meşruiyetini onaylamış olmak oluyor. Onu daha çoğaltmak oluyor. Büyütmek oluyor. O yüzden ben her zaman senin gibi böyle biraz esprili üslupla yaklaşanların çok daha başarılı ve faydalı olduğuna inanıyorum. Ya kadınların işi gerçekten dizi sektöründe de çok zor. Müzik yaptığım dizilerde inanın çok dikkat ediyorum hangi diziye müzik yaptığıma. Çok inceleyip sık dokumaya çalışıyorum. Mesela kız dur magazine düşelim mi? Aleyna Tilki'ye ne diyorsun? O sahneleri çıkamıyormuş da niye o öyle oldu? Ha? Ne bileyim. Orası öyle mi? Ha, müzik sektörüyle ilgili evet. Diyorsun. O ya şuna da bir açıklık getireyim. Türkiye'de o kadar çok haksızlık var ve doğru söylüyor çok... mu kız yani? Ya şöyle özetleyeyim. Ben bu algıya da çok karşıyım. Çünkü çok yetenekli müzisyen insanlar var. İşte Utku da orkestra şefi, çok gençler var, hep gençlerle bir aradayız. Böyle bir algı, işte müzik sektörü çok kötü, öcü algısı insanları korkutur. Mesela ben sektöre girmeye çalışırken bana diyorlardı ki işte sen çok sterilsin. Hani steril yani çok böyle temizsin, sen yapamazsın, senin ayağını kaydırırlar. İşte mutlaka birilerinin yatağından geçmesi gerekir ya da işte bir takım gruplara girmen gerekir. Yok, yapmadan da olabiliyor. Bu algı hani sektör çok korkunç algısı yapacak insanı yapmaktan alıkoyar. Tabii ki haksızlıklar var, tabii ki ayak kaydıranlar var, tabii ki müzik piyasası sütten çıkmış ak kaşık asla değil, beni de çok engelleyen önüme taş koyanlar oluyor. Ama hangi sektörde olmuyor? Bu ülkede hepimiz belli mücadeleler veriyoruz. Ve eminim siz de şu anda içinizde o kadar çok vardır ki engellenen, önüne geçirilen, kayırılan, haksızlığa uğramış olan. O yüzden umudumuzu kaybetmeden, iyi olmaktan sapmadan, kendimiz olmaya devam ederek, başkalarının hakkına girmeden, kendi bildiğimiz yolumuzdan gitmekten başka daha doğru bir şey ben göremiyorum. Bak mesela kısa bir arkadaşımız var. 1.75'lik kızlar onun önüne geçiyormuş. Yazıklar olsun bütün 1.75'lik kızlara. Çok teşekkür ediyoruz ben sana. Ben çok teşekkür ederim. Hem ayağına sağlık hem de sahneye çıktığın için. Çok teşekkür ederim. Alkış. Haydi gel. Kazananımız Tuğçe Yazar. Hoş geldin Tuğçe. Merhaba. Hoş geldin canım benim. Evet. İstanbul için son çağrı. Yılın en kötü yerli filmi. Ne düşünüyorsun bu film hakkında? Bunu izlemiştim. Aslında evet. Birazcık da beğendim ama cringe'liği vardı. Beğenmiş. Beğenmeyenler var. Beren'in o sahnesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Hangisi? Overrated dediğim mi? Ha yok. Az önce bahsettim. O kadar sahneden aklında oraya o mu kaldı? Geçtim. Annemle izlemiştik. Hızlı hızlı. Tamam. Evet. Peki iyi yapmışsınız. O zaman seni kürsüye alalım. Bu ödül için teşekkür ederim öncelikle. Erkek arkadaşımla gelirken bana çıkarsa Jene Konsak diye üzerine konuştuk. Güzeldi. Teşekkür ederim herkese. Sağ olun. Peki erkek arkadaşını izleseydin o sahneyi atlar mıydınız? Atlardık. O geçerdi. O geçerdi. Peki. Alkışlarla çok teşekkürler. Evet, şimdi de gelelim yılın en kötü oyunculu erkek adaylarına. Son kategorimiz, buyurun. İkinci Altın Menemen Ödülleri. Yılın en kötü oyunculuğu erkek. Burak Deniz. Yoksa 100 yıldır bir insanın hayatından bahsediyoruz, farkında mısınız? Doğukan Güngör.
Sakın. Hayır, bunun gerçek mi yok? Açıklayabilirim. Benim hiçbir suçum yok. Bir anlık bir hata diyeyim mi? Kerem Hürsin. Merak etmeyin, ilk defa görmüyorum. Ne? Ben seni kurtarmaya geldim. Şöyle, sana iki seçenek sunabilirim ama... Mert Ramazan Demir. Sen dur. Dur sen dur. Come home tonight. Teach me my darling. Be mine today. Taner Ölmez. Bu kadar insan teker teker ölürken bir abide gibi parıldamalı yaptıklarıyla kainatın tekerine çomak sokmaya gelmişiz bu dünyaya. Uraz Kaygılaroğlu. Ve etkileyici bir yarası olan kişi zevkle takarım. Günahıma girme. Oyların %50'sinden fazlasını aldı. Yani bir hadi dese sokağa %50'yi döker. Kerem Bürsin. Merak etmeyin, ilk defa görmüyorum. Ne? Ben seni kurtarmaya geldim. Şöyle, sana iki seçenek sunabilirim ama... Şimdi burada ben yine Hande Erçel'de olduğu gibi bu seçimin şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Okay, alright. Ondan bir oldu değil mi? Ama bir oyunculuk değildi o. Aslında o halleriyle tanınmıştı. Onu orada tekrar canlandırmak istedi. Ve öyle bir şey yaptı ama ondan dolayı seçildiğini düşünüyorum. O yüzden ödülü o kazansa da ben başka birisinin taklidinin yapılmasını istiyorum şimdi sizden. İzleyelim. Sen dur. Dur sen dur. Come home tonight. Teach me my darling. Yazıları takip edin. Be mine today. Hey. Neresinden isterseniz. Orada yazılar var. Teach me my darling, be mine today. Ya da sen dur, sen dur. Sen dur. Bu arada o sahne, bakın, yerli dizi sektörünün gelmiş geçmiş en açık sahnelerinden bir tanesidir. Bir şey göstermemişlerdir ama cümleler şöyledir. Gerdek gecesinin ertesi günü o. Diyor ki kıza, kalk diyor, uyan diyor. Kız da diyor ki, beni o kadar çok yordun ki diyor. Sabaha kadar. O yüzden diyor, ben kalkamayacağım. Niye diyor? Yok sen beni diyor çok yor. Ya bu nasıl televizyon? Ya kurban olayım, böyle sahneler biz eskiden 90'lardan bahsedelim. Sine 5'te şifreli falan izlediğimiz filmler şu anda çocukların izlediği saatlerde. Bu dizileri bak, çocuklar izliyor, konuşuyoruz burada. Çok acayip. O zaman Mert Ramazan Demir taklidi yapacak kişi var mıdır aranızda? Aha, birisi kalktı. İki oldu, üç oldu. Verelim ilk şu parıltılı arkadaşımız var ya, uzun saçlı. Aynı hareketleri istiyoruz. Come home tonight. Oha, aynısını yapıyor. Kiss me my darling. Be mine today. Aynısını yaptı ha. Vallahi helal olsun. Var şurada, önlerden hiç almadık. Hep arkadan gitti. Önden alalım. Sen dur, sen dur. Daha neler göreceksin. Evet. Ama şimdi herkes şeyi izlediği için... Şu şarkıyı denesene bir. Yok, gerçekten yapamam. Onu bir denesen. Şimdi ben şöyle bir şey, neden söyleyemememi söyleyeyim. Ben gerçekten çoğunlukla Antep şivesiyle konuştuğumuz için... Şuna... Antep şivesiyle yapsana. Gerçekten, yok. Konuşmayı da ona göre hazırlamıştım hakikaten. Şu adamın şivesi hakikaten aşırı geliyor. Ve... Hani siz bu kadar şey anlatıyorsunuz, anlamıyorlar. Ben de şiveli bir şekilde anlatayım ki belki öyle anlarlar. Çünkü adamlar şiveli konuştukları için. Evet, şimdi kameraya bak, Anteplilere seslen. Anteplilere Antep şivesiyle bu dizileri izlememeleri gerektiğini anlat. Ya emmi oğlu. Ya emmi oğlu. Dez zaman oldu, kaç seneden beri söyleyeyim. Ya şu şiveyi biraz azaltın. Ama herkes şiveyle konuşmanın anlamı yok. Tamam, anlıyoruz. Antepli, Anteplisin. Ya şivenin dibine vuracak kadar da söylemeyin şunları. Antep'in hamamları, sallanır külhanları.
Evet, evet, başka yapmak isteyen var mı? Nasıl da oynamaya hazırsınız. Kim? Kimdeyiz? Şarkı ne olur? Şarkı. Ya öncelikle herkesin kulak sağlığından özür diliyorum. Normalde de sesim çok kötü ama yapmak istedim yani buraya kadar gelmişken. E tabi tabi. Come hold me tight, kiss me my darling, be mine today. Aha. Teşekkür ederim. Başka var mı? Şurada var. Hemen orada bir tane var. Sonuncuyu alıyoruz. Come hold me tight, touch me my darling, be mine tonight. Buna verin. Buna verin. Çünkü şu yaylanmayı güzel yaptı. Alkış. Şimdi elinde ödülle yapacaksın aynısını. Orada öyle arkalarda yapmakla olmaz. Ödülle. Ödül nerede? Oo, bunlar töreni bitirmiş. Ha, sağ ol. Halef Selef. Ha, doğru. Böyle evet. Geçen sene Akın Akın Özü, bu sene Kerem Bürsin. Buyurunuz efendim. Okay, okay. Alright. Bu telefon sapı gibi bir şey oldu bu. 10. sınıftaydım. 15 yaşlarındaydı sanırım. Çarpışma dizisi vardı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadı. Arkadaşım da onu izlerken... 2000 years later. Ve bugüne kadar hiç atlamadan izledim. O günde zaten dizi alışkanlığım da değişti seninle tamamen. Git çek diyorlar sana. Peki. Bam güm diye. Hadi. Gideyim mi? Çok teşekkür ediyoruz. Kerem Bürsin ödülünü de sana vermiş olduk. Alkışlarla yerini uğurluyoruz. Bütün ödülleri verdik mi? İyi mi? Çok güzel oldu. Elinize ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu ödül töreninin bir sponsoru olsun mu diye düşündük. Sonra bir sponsor çıka geldi dedi ki ben dedi size sponsor olmak istiyorum. Ama biz dediler ki bütün her şey karışırız. Eğer ismimizi orada kullanacaksan senin bütün paylaşımlarına, kategorilerine, söyleyeceğine hop dedim dur. Burası özgür bir platform. Burası tamamen bağımsız bir ödül töreni. Artık dedim ki bundan sonra kesinlikle bu ödül töreninde sponsor. He belki şurada olur. Menemenci Nuri. Onun gibi bir şeyler olabilir. Kesinlikle bu ödül töreninin altın menemen logosunun başına bir isim gelmeyecek. Daha özgür kılmak için. Çünkü çok güzel götürüyoruz böyle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Geldiğiniz için. Dışarıda fotoğraf çekileceğiz. Hemen gitmeyin. Panonun önünde buluşmak üzere. Hoşça kalın.